Sevgilim. Yatıyor musun sen ya? Aferin, böyle söz dinle işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, sana mis gibi tepsi et yaptırdım. Ya sıcak sıcak ye. Kesin çok güzeldir, emin. Çok güzel görünüyor. Ama bundan sonra dışarıdan yemek yok. Bu son olsun. Ocağı tütmeyen evin bereketi olmaz derler. Öyle mi derler? Ha. Dudağına ne olmuş? Ne olmuş? Kan mı bu? Ya yok canım, ne kanı? Siparişi beklerken çocuklar acılı şalgam ikram ettiler. Onu içtim de o kalmış. Hay Allah. Şalgam. Hı. Acılı. Ne oldu, gergin misin sen biraz? Geriyorsun beni Ferit. Ya dudağın kanıyor. Bariz kan var orada. Kavga etmişsin. Bana acılı şalgam içtim diyorsun. Yalan söylüyorsun. Kavga mı ettin sen? Anlat şimdi. Bağın cinayetiyle ilgili Hüseyin'i gözaltına almışlar. Hüseyin? Hande'nin babası. Ne alaka? Hüseyin'i gözaltına aldılarsa altından kim çıkacak sence? Hande. Başından beri şüphelenmiştim. Ama babasını bu işin içine dahil edeceğini tahmin edemedim. İşte ben de gittim Hande'ye hesap sormaya. Yaman da oradaydı. Aramızda ufak bir itiş kakış oldu. Ya biz konaktan niye ayrıldık söyler misin? Sakinlik, huzur istediğimiz için değil mi? Kavgadan, gerilimden kaçmadık mı biz? Ya tamam, kaçtık da şimdi ben böyle bir şey öğrenince gidip hesabını sormayayım mı? Ağzı yüzü bir patlamış bir baba, değil mi? Ne büyük gurur. Sen artık tek kişi değilsin. Sen bir şey yaptığın zaman hepimiz etkileniyoruz. Hayatım tamam, abartma Allah aşkına. Yani oraya gidip gerçekleri öğrenmek istedim. Bu kadar. Ya git gerçekleri öğren. Ama bana yalan söyleme artık ya. Ben sana yalan söylemedim. Söyledim. Söylemedim. Söyledim. Bak ağır konuşuyorsun, yapma. Asıl senin yaptığın ağır Ferit. Ya ben çocuğumun babasını böyle görmek istemiyorum. Ben yalancı bir koca görmek istemiyorum. Ben böyle bir baba istemiyorum. Ne demek ya böyle bir baba istemiyorum? Ne demek böyle bir koca istemiyorum ya? Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Gitmemi istiyorsan söyle, ben direkt giderim. Böyle kıvranmana gerek yok. Ben sen üzülme diye sustum. Kendini üzme diye öyle şalgam malgam diye saçmaladım. Tabii canım, saçmaladın. Çünkü öfkene hakim olamadın. Bir de beni aptal yerine koyuyorsun. Neymiş? Şalgam içmiş. Harika. Ben seni aptal yerine koymadım Ayşe. Meseleyi buraya kadar getirdiğine inanamıyorum ya. Tamam, sen haklısın. Her konuda sen haklısın. Özür dilerim. Git, git Tepe. Kaçıyorsun değil mi? Hayrola Adnancığım, erkencisin bugün. İşim erken bitti. Ben de eve geldim. Saadet Hanım odasında mı? Saadet Hanım gitti. Nereye? Ait olduğu yere herhalde. Adnancığım artık sen iyileştin. İşe de başladın. Saadet Hanım'a bu evde gerek kalmadı. Tabii. Azade Hanım sana ihtiyaç yok deyince ben de bir şey diyemedim tabii. Tamam, sen şimdi Adnan Bey'in kalesini içeriden fethetmeye devam edeceksin. Nasıl yani? Adnan'ın sana sırı sıklama aşık olmasını sağlayacaksın. Bugüne kadar yaptığın şeyler çok iyiydi, böyle devam et. Tamam. Sağ olun. Aa, bu arada Azade Hanım'la Vediye Hanım konuşurlarken bir şey duydum. Sizinle ilgili bir mesele. Neymiş o? Anneniz Feraye. Ee? Vediye Hanım onun ablasıymış. Nasıl ablasıymış ya? Vediye Hanım, sizin teyzenizmiş.
Neymiş efendim? Kavga etmişim. Allah Allah. Çocuğuma böyle babalık yapamazmışım. Serseri dedi ya bana. Anlıyorum tamam, hamilelikten dolayı hormonları alt üst olmuş. Duygu, düşünce, her şey birbirine karışmış ama yani böyle laf edilmez. İnsan ağzından çıkanı biraz kulağa duyacak. Sopa gösterdi ya bana. Bildiğin eli maşalı. Eli maşalı olduğun doğru. Burada olduğunu adım gibi emindim. Biraz fazla ağır konuştum galiba. Biraz. Özür dilerim. Seve seve kabul edeceğiz özürünü. Seviyoruz en nihayetinde. Kaderimse çekerim. Çekeceğiz karını. Daha hamileliğin başındayım. Daha çok çekeceksin karım. Oo, yandık. Yandık yine yandık. Yandın, gerçekten yandın. Sana her kızdığımda beni bırakıp gidecek misin? Gitmeyeyim mi? Gitme. Zaten hiç gitmek istemedim ki. Kavga da etsek beni bırakıp gitme, tamam mı? Ne bileyim, sen seni görmek istemiyorum deyince... Ferit, sevgilim, izin ver kavgamızı edelim. Birbirimize kızalım, kavga edelim. Ama biz olalım. Kavgamızı da, aşkımızı da birlikte yaşayalım. Tamam. Bundan sonra gitmem. Söz mü? Söz. Kıymayalım artık birbirimize. Nasıl diyor? Sakın üzülme yavrum, böyle büyür insanlar, ağlamak çare değil, zaman değirmenini. Kalp Yarası ATV'de.